Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 92. yıl dönümü için düzenlenen tören olaylı geçti. Bir grup tören sonrasında hükümet ve vali Hüseyin Avni Coş aleyhinde slogan attı. Ya bunlara kim bunlar yürüyorlar? Bir şey yok ki, biz izleyeceğiz ya. Vatanımız için, bayrağım için, milli manevi şuur için ben çocuk yetiştiriyorum. Sen beni içeri almıyorsun ya. Biz gaziyiz. Evet. Biz arkadaşlarımızı parçalayıp gördük. Bizi kimse almıyor buraya. Atatürk Parkı'nda çelenk koyma sırasında bir grup Mustafa Kemal'in askerleriyiz şeklinde slogan atınca 11 kişi hakkında kabahatler kanunundan dolayı ceza kesildi. Polis ismi listede olanlardan başka kimseyi tören alanına almadı. Tören alanına alınmayan bir grup gazi. Biz bu tören alanına ya gireriz ya gireriz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz, biz gaziyiz, bizi kimse almıyor diye bağırdı. Gruptakiler de ya istiklal ya ölüm, tam bağımsız Türkiye sloganları atarken gergin anlar yaşandı. Bu duruma geldi. Ama bırakmayacağız. Ya istiklal ya ölüm, tam bağımsız Türkiye. Ya istiklal ya ölüm, tam bağımsız Türkiye. Çelenklerin anıta konulmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz da güvenlik önlemlerinin tamamen valiliğin tasarrufunda olduğunu belirterek bizimle ilgisi yok, benim bürokratım vatandaşım girmeyecekse benim de girmemem lazım dedi. Ben geçmiyorum, ben bürokratlarım var. O sitapçıklar değil ki, bütün bürokratlar gelmek zorunda dedi, talimat gelmiştir. Şimdi eğer benim bürokratım girmeyecekse, benim vatandaşım girmeyecekse, benim de girmemem bir anlamı. Vali Hüseyin Avni Coş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Saati Bahadır Köse törene katılan vatandaşları selamlarken, aşırı güvenlik tedbirlerinden dolayı görüntü çekmeleri engellenen basın mensupları da fotoğraf makinesi ve kameralarını bıraktı.